1969 ile 1970 arasıydı zannediyorum. Tabii dini görüşlerde çok değişik yaklaşımlar vardı. Yani gerçek nedir konusu düşüncesi bizim sorumuz oluyordu. Hristiyan kökenlerim vardı. Zaten öğrendim. Yahudiliği öğrendim. Budizmi öğrendim. Hinduizmi ve Zen kavramını öğrendim. Ancak Kur'an'ı okuduğumda gerçekten manevi olarak eğitilmiş hissettim. Bugün biliyorsunuz terörle savaşıyoruz. Göç karşıtı düşünceler var ve bu da genel itibariyle bu görüşler İslam karşıtı bir yatkınlığa sahip. Avrupa'ya baktığınızda böyle düşünüyorlar genel itibariyle. Ben İslam'a geldiğimde ben birliğin ne olduğunu gördüm. Bir Hristiyan olarak ya da Budizm'i çalışırkenkinden daha farklı bir şekilde İslam çok birleştirici geldi. Ancak yani sorun şu ki İslam, Müslümanlar İslam'ı öğretmede çok da iyi değil. Yani bir korkuyu bazıları genel olarak dünyada bir obje olarak kullanabiliyor. Korku tabii ki çok kullanılıyor. Ancak İslam tabii ki her daim barışı, istikrarı, kardeşliği öngörüyor. Bu karın kardeşliği, barışı anlatamıyor olmamızdan da kaynaklanıyor mu bu? Hani Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılın emirini yerine getiremiyor olmamızdan da kaynaklanıyor mu? Siz gezdiniz o İslam aleminde ülkelerde Müslümanları dinlerken bunlardan nelere şahit oluyorsunuz? Art, what are you seeing in your outside journeys? Yani zannediyorum ki biraz cahiliz. Ya bakıyorsunuz biri kendini patlatıyor ve bazı insanları da öldürüyor. Bu şekilde İslam'ı öğretemeyiz. Bu şekilde dünyayı değiştiremeyiz. Yani aramızda çok cahiller var ve biz bu konuda kendimizi eleştirmeliyiz. Bu cahilliği gidermeliyiz. Yani ben eğitimi düşündüğümde medya çok önemli eğitim konusunda. Davranışlarınız, yaptığınız iyilikler bunlar çok iyi. Türkiye'de çok fazla iyilik yapılıyor. Hayır işi yapılıyor. Türkiye'de birçok göçmene ev sahipliği yapılıyor. Ancak Avrupa'da böyle bir şey yok. Ben bir Müslüman oldum. Ne zaman? Yani bu kötü olaylardan çok önce Müslüman oldum. Yani İran devriminden mesela. Bu sebeple şanslıydım. Yani İslam'a gelen herhangi biri, batılı herhangi biri bu dönemlerde gerçeği görmek için ve huzura ulaşmak için bir desteğe ihtiyaç duyar. Ben huzuru müzikte buldum mesela. Yani bir Müslüman olarak büyümedim. Yani en iyi yaşam şekli, ahlaki yaşam şekli bildiğiniz üzere. Ardından şunu gördüm ki insanlar mesajı almıyor. Ve ardından tekrar gitarımı elime aldım. Evet. Ve şu anda bir kitabım var, yeni yazdım. Bu kitap şu anda niçin... Ben yardımcı olayım size. Niçin? Neden hala gitar taşıyorum sevgili seyirciler? Cat Stevens eski adıyla, yeni adıyla Yusuf İslam'ın kitabı. Peki buyurun devam edin. Yes. I mean the reason that I explain yani sebep şu ki insanlara onların anlayabileceği seviyede konuşmalısınız. Yani çok insan camiye gitmek istemiyor. Elimizde akıllı telefonlarımız var. Her şey elimizde ve müzik bir araç aslında. Bir bariyerleri kırabilmek ve insanlarla konuşabilmek adına bir araç. Zannediyorum Müslümanların bir sorunu var ki şu.
farklı dinlerden, farklı uluslardan insanların da insan olduğunu anlayamayabiliyoruz bazen. Yani biz insanlara insan olarak bakmalıyız. Onlarla insan olarak konuşabilmeliyiz. Biz de insanız, onlar da insan. Yani kendimizi yabancılaştırmamalıyız onlardan. Güzel olan şey şu. Birleşik Krallık'ta bizim Londra valimiz, Londra belediye başkanımız Müslüman. Evet. Müslüman okulları da var tabii. Yani İngiliz toplumunda çok ılımlı bir bakış açısı var. Ancak Avrupa'da aynısını göremiyoruz. Yani diğer bir deyişle. Almanya'ya ya da Fransa'ya gittiğinizde Britanya'daki farklı tutumu görmeniz mümkün değil. Daha negatif bir tutum görmeniz olası. Hatırlamamız gereken, her zaman söylediğim gibi, hepimiz insanız. Yani bir siyasi sürecin içerisinde bulunabiliriz ama yani Müslüman bir belediye başkanımız var. Bu çok güzel. Bence her türlü sosyal ve medeni olaya dahil olmalıyız bence. Cambridge Camisi'nin kuruluşuna da ön ayak olduk. Çok memnunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizi destekledi. Cambridge çok entelektüel Britanya'nın bir merkezi diyebileceğimiz bir yer. Yani Londra'da da merkezlerimiz var, başka yerlerde. Yani oranın kapısı açıldığında İslam'ın güzellikleri ortaya çıkıyor, gözüküyor. Çok güzel bir müziğimiz var Türkiye'de. Şiirlerimiz çok güzel. Ancak bunların hepsi çok iyi duyulamıyor. Yani mesela şunu söyleyeyim. Amerika'da en büyük ruhani şair Mevlana. Evet. Yani burada varmamız gereken nokta bu. Yani benim için bir düşünen bir insansanız, sadece takip eden değil de düşünen bir insansanız, sizin dininiz İslam olmalı. Çünkü Kur'an'da çokça söylenir ki, etrafımıza bakmamız söylenir. Doğum bile ilk başlı başına bir mucizedir. Hayata baktığımızda, mesela güneşin, günün, gecenin, ayın sembolik anlamlarına baktığımızda bir şeyler anlamamız lazım. Her ülkede mesela hapishaneler vardır. İyi şeyler yapmayan insanlar hapishaneye gider. Yani bir şeylerin cezası daima olur. Bugün maalesef birçok insan Tanrı'ya inancını, Allah'a inancını kaybetmiş durumda. Yani biz insanlara inandıkları takdirde, öldürmedikleri takdirde, çalmadıkları takdirde, insanlara saygı duydukları konusunda bunları öğretebilirsek, cennete gideceklerini öğretirsek o zaman inanırlar. Allah'a inanmak birinci öncelik. Bu beni yönlendirdi. Size bir hikaye anlatayım. Çok zor durumdaydım Pasifik Okyanusu'nun ortasında. Bir seferinde yüzmeye çalışıyordum ve bütün gücümü kaybettim. Suyun üzerinde kalmak için bütün gücümü kaybettim. Ancak o an dinim ortaya çıktı. Allah'ım lütfen beni kurtar dedim. Ve benim dinim buydu. Allah beni kurtardı. Ben oradan kurtuldum ve Kur'an'a ulaştım. Yani Allah'a bağlıysanız hayatınızdaki bütün sorunlar çözülür.